Buyurun, taze çay. Sağ ol canım. Oo, afiyet olsun. Aa, bizimkilerden haber geldi. Mesut abi bu gece pavyonda işe başlıyor. Güzel. Mesele soğumadan hareket etmiş olduk. Alo. Murat merhaba, ben Eda. Merhaba Eda, nasılsın? Eda kim? Bilmem. Bizim lise fotoğraflarına bakıyordum evde. Bir sürü abuk sabuk poz buldum. Acayip komikmişiz. Sen müsait misin bu arada? Ya pek değilim aslında. Sonra arasam ben seni daha. Olur mu? Olur tabii. Ben öyle laflarız diye aramıştım. Kusura bakma ne olur. Önemli değil, önemli değil. Hoşça kal. Görüşürüz. Kim bu Eda? Hatta ne bu hali? Ne varmış halimde? Kızardın resmen. Kızarmadı mı ailen? Arkadaşlar beni karıştırmayın. Size kolay gelsin. Evet, cevap alayım. Ya bizim eski bir arkadaş liseden. Eda diye bir kız. Neden arıyor seni? Numarası da kayıtlı değil sende. Ne alaka? Ya bugün karşılaştık. Ben vermiştim ona numaramı o yüzden. Bugün mü? Nerede karşılaştınız? Şeyde hani kaza demiştim ya. Hani arkadan çarptılar ışıklar diye orada. Bir dakika. Bu kız mı çarptı sana? Ya nasıl tesadüf değil mi? Neden adamı biri çarptı dedin? Neden gizledin bu kızın çarptığını? Şşş yavaş ya. Ya böyle cinlerin tepene çıkmasın diye. Haline bak. 30 saniyede canavar kesildi. Lafı değiştirme. Bilerek sakladın benden. Neydi niyetin? Ne niyetim olacak ya? Zaten limoniydik seninle. Yeni düzelmiştik. Bir de durup dururken Eda yüzünden sıçrama üstüme diye... Ben de sakladım. Üstüne sıçramak ha? Şimdi benim suçum oldu öyle mi? Zeynep! Sakin olamıyorsun böyle durumlarda, ne yapayım? Hayret bir şey. Ben böyle pişkinlik görmedim. Yalancı. Tara. Bu ne? Çiçek alacaktım. Karşıdaki dükkanlar kapanmış. Ben de ne yapayım? Bari böyle kağıttan. Çok tatlısın. Okulda Eda'yı da yapar mıydın böyle şirinlikler? Başlayacağım şimdi Eda'dan da çiçekten de ha. Başlamışsın zaten. Ben mani olmayayım. Ya Zeynep. Bu genç yaşta tık diye gideceğim bir gün. Bir dinle ne olursun. Evet dinliyorum. Sırf sen sinir olma diye söylemedim karşılaştığımızı. Hem kızla bir daha görüşür müyüm, görüşmez miyim bilmiyorum. Görüşsem bile yanımda mutlaka sen olursun. İnanayım mı? İnan tabii. Masum bir yalan söyledim diye harcama hemen kocanı. Sen de saçmalama bir daha böyle. Tamam. Saçmalamayacağım. Söz. İyi. Tamam. Ama gözüm üstünde bak. Ona göre. İyi. Bak. Çiçekten dikti. Tamam. Ama akşamki programımız çok sağlam. Ne programı? Restoranda yer ayırttım. Baş başa yemek, mum işi falan. Ne dersin? Kuaföre gitmem lazım derim canım. Ne kuaförü ya? Kendimize çeki düzen verelim değil mi ama? Ne zamandır çıkmıyorduk dışarı. İyi geldi değil mi? Geldi tabii. Bir de gürültüsüz patırtısız çıkabilseydik. Nasıl yani? Eda meselesi falan işte. Ya ne olur kapatalım artık şu konuyu ya. Önemsiz biri. Hiçbir anlamı da yok zaten ya. Tamam kapattım. Mesut abi ne yaptı acaba? Hallediyordur merak etme. Pavyonda herkes ağır abi. Yabancılık çekmiyordur. Doğru. Ya abarttı artık ama ha. Açmıyor. Hayır açacaksın. Gizli saklı yok. Konuşacaksın. İyi de... Ne o? Tedirgin mi oldun? Hiç de değil. İzle. Efendim Eda. Murat, canım. Yine zamansız aramadım inşallah. İşte misin hala? Hayır işte değilim. Zeynep'le yemeğe çıkmıştık. Eşimle. Ve de çok mutluyuz şu anda. Öyle mi? Rahatsız ettim. Çok özür dilerim Murat'cığım. Eşine de iletir misin özürlerimi lütfen? İletirim tabii, iletirim. Sen niçin aramıştın? Bizim lisedeki çocuklarla görüştüm de bugün... Senle karşılaştığımı anlattım. Haftaya buluşalım falan dediler.
Sana da bir sorayım demiştim. Ama hiç önemli değil şimdi. Rahatsız ettiğim için tekrar özür dilerim Muratçığım. Kusura bakma ne olur. Rica ederim, önemli değil. Sana da iyi akşamlar. Neyse. Duydun işte. Ne diyor? Neden aramış? Bizim lisedekilerle görüşmüş, onu anlatmak için. Yemekteyiz deyince çok mahcup oldu. Defalarca özür diledi. Sana da selam söyledi. Sen de inandın. Yapma Zeynep ya. Kötü bir niyeti yokmuş işte. Evli bir adamın bu saatte karısıyla olacağı belli bir şey. Bilerek arıyor. Rahatsızlık vermek için, taciz etmek için. Abartıyorsun Zeynep. Hiç de değil. Hani kapatmıştık konuyu? Eda'dan konuşmak için mi geldik buraya? Hayır. Baş başa kalabilmek için geldik. Ama izin vermedi hanımefendi. Zeynep. Hesabı ister misin? Yapma bunu Zeynep. Tadım kaçtı. Eve gitmek istiyorum. Lütfen. Zeynep ne yapıyorsun ya? Oturuyoruz işte burada. Lütfen Murat. Siz çıkmıyor musunuz? Ben çıkıyorum da. Ben nöbetçiyim bu gece. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Dikkat et kendine. Tamam. Merak etme. Hadi görüşürüz. Ay. Ben sıkılayım anne tek başıma. Hem merkeze uğrayacağım. Hayır, işim olduğundan değil. Murat'a sevdiği yemeklerden yaptım. Bütün gece bir şey yemez şimdi. Beraber otur yeriz bizim orada. Tamam. Olur uğrarım dönüşte. Ben de öptüm. Ne yapıyorsun sen orada? Fal bakıyorum. Ne falı kız? Açmayacak mısın? Eda arıyor. Kusura bakma Murat. Arkadaşın falan ama abarttı bence. Bence de. Efendim Eda. Murat. Murat ne olur yardım et bana. Çabuk gel Murat. Çabuk. Dur bir dakika, ne oldu? Sakin ol. Ne oldu? Eve biri girdi. Saldırdı bana Murat. Saldırdı. Neredesin Eda? Adresini ver. Ne oluyor? Evet. Çok fenaydı Murat. Kendime gelemiyorum. Tam yatacaktım. Bir ses geldi, tıkırtı gibi. Sonra da cam kırıldı. O cam mı? Evet. Enteresan. Neden? İçeriden kırılmış gibi. Parçalar dışarı düşmüş. Bilmiyorum. Kalkıp salona geldim. Beni görünce zıvanadan çıktı. Saldırdı bana. Direndim. Bağırmaya başladım. Sonra yere çarptı beni. Kanları görünce korktu kaçtı. Çok korktum Murat. Çok. Tamam. Tamam sakin ol, geçti. Komiserim, olay yeri incelemenin işi bitti. Biz tamamız. Tamam. Tamam. Araçlara geçin, geliyorum ben. Anlaşıldı komiserim. Hadi arkadaşlar gidelim. Telefon geldi, evine hırsız girmiş. Ne? Hırsız mı girmiş evine? Öyle söyledi. Murat da aldı resmiye, ekibi çıktı. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Hiç. Gitmek zorunda kaldı. Ben de buradaydım, kendi gözümle gördüm. Tamam. Tamam öyle olsun. Uğradığımı söylersin. Ya Zeynep, canım. Görüşürüz Ali. Of. Camları ancak sabah yaptırabilirsin. Bu gece burada kalmak istemezsen ailenden ya da arkadaşlarından birini arayalım. Kimseyi aramak istemiyorum. Sen bilirsin ama sinirlerin çok bozuk. Yalnız kalmasan iyi olur.
Kimsem yok ki burada Murat. Hiç kimsem yok. O zaman bir otele... Sen burada kalsan. Hayır. Olmaz. Neden? Neden olmaz? Evlisin diye mi? Eda, saçmalıyorsun ya. Olmaz. Çok özlemişim seni Murat. Gördüğüm an anladım. Seni hala çok seviyorum.